Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosundan merhaba dostlar. Bugün sizlere iki tane yeni taktik göstereceğim. Bu taktiklerden biri yeni kapatılan evler. Evet, yeni kapatılan evler. Diğeri ise köprüde acayip güzel bir kill alma pusu taktiği göstereceğim. Hadi videomuza geçelim. Şimdi videomuza geçmeden önce aşağıdan videomuza bir tanecik beğeni bırakarak bana destek olabilirsiniz. Kanalıma abone olup bildirimleri açarak da daha fazla bu türde videolardan faydalanabilirsiniz. Ayrıca şimdiden küçücük bir spoiler bile vereyim. Sizlere denizde ateş etme taktiğini göstereceğim ve denizin içinde yılanlayabiliyorsunuz. Bu taktiği de kaçırmamak için şimdiden bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi sıra geldi sizlere uçağı yollamaya. Hadi bakalım bu iki taktiği unutmayın. Videomuza geçelim. Ve şimdi uçağımdan atladım. Peki yapacağımız iki tanecik video var. Bu videoda biri yeni kapatılan evleri göstereceğim. Daha sonrasında ise köprü tutarak adam nasıl vurabilirsiniz onu göstereceğim. Yani köprü tutarak dediğim şöyle, köprü tutacaksınız, görünmez olacaksınız ve aynı zamanda adam vuracaksınız. Bence baya güzel bir taktik diyorum. Oraya gittiğimizde görüşürük. Şöyle ben aşağıdan bir loot çekeceğim. Daha sonrasında buggy ve jeep lazım bize birer tane. Çünkü iki araçta iki bukla çekiliyor ve custom room kurduk. Çünkü custom room'da daha kolay yapabiliriz bunu. Bunda metro modu işte bug'u falan filan hiçbir şeye gerek yok. Ya bu oyun gene başladı saçma sapan loot vermeye. Arbelat veriyor bana. Arbelat vuracağım. Bu arada arbelatı da alayım da yanıma. Belki hani arbelat mermisi geçiyordur, adam vururuz falan daha güzel olur. Ya silah mermisi geçmiyordur, arbelat mermisi geçiyordur falan, onu da deneriz birazdan. Şimdi ben lootumu yaptım. Şuradan şu buggy'ye binip bir tanecik jeep arayacağım. Buggy de lazım, jeep de lazım. Diğer 4 kişi de school'da şu anda, school diyorum pardon, poç 2'de bomba arıyorlar. Çünkü bombaları onların üstünde deneyeceğim ben birazdan. Bulsunlar bakalım, ondan sonra görüşürük. Şu araca bindim, ben bir jeep bulup geliyorum. Ve sonunda jeep'i buldum. Şimdi bu jeeple köprünün oraya doğru gidiyoruz. Bu evlerden bayağı bir yerde var ama ben hani direkt kesin ve net yerini bildiğim bir yer olduğu için burada göstereceğim sizlere. Mesela burada da aynı şekilde köprü tutabilirsiniz. Bu aracı buradan içeriye sokmanız gerekiyor öncelikle. Şimdi bu eve geldik, ne yapıyoruz? Şuradan arkadan gireceğim ben. Önde giriş yokmuş, onu unuttum. Arkadaki şu aradan giriyorsunuz buraya kadar. Buraya girdikten sonra bu aracı böyle sokuyorsunuz falan filan. Döndürüyorsun abi. Dönder. Şöyle geri. Ondan sonra bunu böyle ittiriyorsun. Böyle geliyor falan. Bak şöyle geri yap, ileri yap. Ve bu aracı böyle buraya çıkartıyorsun. Tamam mı? Daha sonrası da iniyorsun ve bu aracı burada patlatırsan ne oluyor? Adamlar gelemiyor. Şöyle bir şey de yapabiliriz. İsterseniz patlatmayın. Mesela adam bin tuşuna basacaktır. Bine basarsa, örnek veriyorum. Şöyle ya. Bak mesela siz şuraya pustunuz abi. Adam araca bin tuşuna basacak. Ne yapacak? Tertemiz bir kit. Mesela bunu bu şekilde de kullanabilirsiniz. Yok, adamlar çıkmasın, ben hiç riske atmayayım derseniz de bu aracı buradan patlatırsanız düşmanlar sizin buraya çıkış yapamayacak. Bunu da unutmayın derim. Bence güzel bir taktik. Bunu da sizlere göstermek istedim. Bayağı iyi ev kapatabilirsiniz hani bunu. Bence güzel abi. Ama bir taktiğimiz daha var, o da köprüde. Şimdi köprüye gidiyoruz. Araç orada kaldı. İster çıkartır ister girer, kafasına göre. Ya bence güzel bir taktik de. Gel hatta aşağı. Bak gel. Şimdi ben buggy ile köprüye gideceğim. İnşallah alan çok fazla vurmaz. İlk alan biliyorum ama eğer çok vurursa yandık. Şimdi bu diğer taktiğimiz köprüde yapılıyor. Hemen köprüye geldim ben. Şöyle indiriyorum kanka seni. Şimdi buggy'yi ben buraya getirdim. Burada bir tanecik böyle bir araç var, tamam mı? Böyle değişik bir araç. Kanka nereye gidiyorsun? Oraya da gitme, gel. O kadar uzağa değil. Bu araca şu buggy'yi böyle yakınlaştırıyorsunuz. Şöyle tam ayar olacak şekilde. Ve bunun içine atıyor sizi. Öyle bir ayar yapmalısınız ki sizi içine atsın. Bak tam olmadı. Azıcık geri çek. Şimdi buggy'imizi aynen şu şekilde yerleştiriyoruz. Öndeki lastik şu öndeki şeye değmeyecek. Şu kadarcık bir boşluk olacak. Bunun tabii ki de siz tam bir ayarını bulursunuz illaki. Buna biniyorsunuz ve indiğinizde ise sizi bunun içine atıyor. Ve bunun içinde böyle bir yer oluyor. Mesela şuradan bir sıkmayı deneyeceğim. Arbelat mermisi hasar verecek mi bilmiyorum. Bir tane daha vuracağım. Ama vermez gibi. Ve şu anda vermiyor. Sadece kan çıkıyor. Arbelat hasar vermiyor. Okey. Dur bakayım bir de yanda deneyeyim. Aa vurdum. Arbelat'ta vurdum. Bir kişi daha gelsin. Yok, böyle değmiyor. Bir kişi mesela şuraya gelsin abi, kafasına bomba atacağım. Bombayla acaba vurur muyum sizi diye. Atıyorum şimdi bombayı sana ben. Şöyle. Gel. Dur öyle.
Bombayla büyük ihtimal ölürsün diye düşünüyorum. Git bakayım. Tamam. Böyle bir taktik. Hani mesela köprüde pusu kurabilirsiniz aynen bu şekilde. Beşeneye geçip mesela arkanızda diyelim adamlar durdu değil mi? Şöyle at abi buradan. Deliksiz. Boom. Mis gibi kill. Ya da şu tarafta mı adam var? Aynen. Bak oraya da atıyorum şu an. 3, 2, 1. Attım. Boom. Böyle bir taktik. Bence bayağı güzel diye düşünüyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hani siz de bu taktiği yaparak bence güzel killer alabilirsiniz. Hani köprüde görünmez oluyorsun, bomba atıyorsun, millete vuruyorsun ve sana kill geliyor. Bak 4 tane bomba bulduk. 4'ünde de bir adam aldık ve bence bayağı güzel de. Sizlere de bu taktiği öneririm. Ya mermi geçmiyor ama bomba, molotof, sis, flash tarzı şeyler hepsi içinden geçiyor. Ona göre kullanmak isterseniz diye bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Diğer PUBG Mobile taktiklerinde görüşmek üzere diyorum ve kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.